Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi'nin düzenlemiş olduğu bir eğitim programımızda yine sizlerle beraberiz. Bu ay bir eğitim programı gerçekleştiriyoruz. Yaz dönemi olması sebebiyle eğitim programlarımıza bir miktar bir süre ara vermiştik. Ama yine de sizlerden uzak kalmayalım diye aylık olarak programlarımıza devam ediyoruz. Bugün ise yine çok değişik, çok önemli bir konuyla sizlerle karşı karşıyayız. Özellikle merak ettiğimiz, çok fazla bilmediğimiz, ilgi duyduğumuz, televizyondan veya sosyal medyadan öğrendiğimiz ama çok da merakta olduğumuz, konuyu daha derinden öğrenmek istediğimiz bir konuyla karşı karşıyayız. Özellikle de onların da köklerinin Orta Asya'ya dayanması artı bu noktadaki birlikteliğimiz, beraberliğimiz noktasında çok merak ettiğimiz bir konu olacak. Bu noktada bu akşam Macaristan konusunu işleyeceğiz. Macaristan konusuyla da bu konuda uzman olan, kitapları olan Muzaffer Şen komutanımızla birlikte olacağız. Ben Muzaffer Şen komutanımıza hoş geldin diyorum ve ses açma isteği yolluyorum. Buyurun Muzaffer komutanım. Ekranı kabul ederseniz size ses açma isteği yolladım. Buyurun. Evet. Evet, merhabalar. 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 Şimdi duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyoruz Muzaffer Komutanım. İyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz diyoruz biz de. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. Katılımcılarımız da yavaş yavaş toplanıyorlar. Yoğun bir katılım gene gerçekten bu akşam bizleri bekliyor. Güzel bir konu işliğinde. Yaklaşık bir ay kadar eğitim programlarımıza yaz sezonu sebebiyle ara vermiştik biz. Yine burada birçok yüzü görüyoruz. Onları gerçekten özlemiştik. Hepsine, bütün katılımcılarınıza ben hoş geldin diyorum. Programımıza başlamadan önce Muzaffer Şen komutanımı ben size tanıtacağım. Akabinde Muzaffer komutanımız bize programını, konferansını sunacak. Kurmay Albay Avukat Doktor Muzaffer Şen, 1967 Gaziantep İslahiye doğumludur. İlk ve ortaokul sırasıyla Türk Bahçeköyü ve İslahiye'de lise eğitimini ise Konya Gazi Lisesi'nde tamamlayarak 1984 yılında liseden mezun oldu. Aynı yıl Karaalpokulu eğitimine başladı. Buradan 1988 yılında Topçu Temir olarak mezun oldu. Arkasından 1989-1997 yılları arasında sırasıyla Sarıkamış, Şırnak, Polatlı'da görev yaptı. Bu süre içerisinde 1994 yılında Kara Kuvvetleri Lisan Okulu İngilizce bölümünü bitirdi. 1995 ve 96 yıllarında Bosna Hersek Federasyonu Topçu Bataryalarının teşkil ve eğitiminde görev aldı. Bu süre sonunda Bosna Hersek Genelkurmay Başkanlığı'nca Savaş Şükran Belgesi ve Silahlı Kuvvetler plaketi ile tahtif edildi. 1997-99 yılları arasında Muş, Bingöl ve Tunceli'de geçen görevi esnasında 1998 yılında girdiği Harp Akademileri giriş sınavını kazanarak 1999 yılında Kara Harp Akademisi'nin eğitimine başladı. 2000 yılında Kurmay Yüzbaşı olarak mezun oldu. 2001-2008 yılları arasında sırasıyla İzmir, Bornova, Ankara, Kırklareli, Panerhisar ve ikinci defa Şırnak'ta görev yaptı. İzmir'deyken tüm Ege kıyılarının coğrafi ve stratejik yapıları ile tarihsel süreç içerisinde Ege'deki Türk-Yunan sorunlarının derinliğini inceleme fırsatı buldu. Ankara'dayken Pakistan, Ukrayna ve İngiltere'de kısa süreli kurs ve inceleme gezilerine katıldı. Strateji ve Üst Birlik, SEK ve İdaresi eğitimi kapsamında 2004 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi. 2005-2006 yılında Arnavutluğa yapılan askeri yardımların planlanması, koordinesi, idame ve eğitimi maksadıyla Tiran'da görev yaptı. Bu görev esnasında Balkanlar tarihi, coğrafyası ve Balkan halkları konusunda incelemelerde bulundu. 2007 yılında yabancı dil sınavını kazanarak 2008 yılında Budapeşte askeri ateşesi olarak Macaristan'a atandı. 2 yıl süreyle Slovenya askeri ateşeliğinde olmak üzere Macaristan'da görev yaptı. Burada bulunduğu süre içerisinde Budapeşte Ötvös Loránd Üniversitesi Türkoloji Bölümü ve Macar Bilimler Akademisi ile irtibat tesis ederek Macar tarihi
ve tarihte Türk-Macar ilişkileri hakkında inceleme ve araştırmalar yaptı. Görev sonunda Macar Savunma Bakanlığı'na bakanlığınca birinci dereceden altın hizmet madalyası ile ödüllendirildi. Bu süre zarfında İskandinav ülkeleri hariç tüm Avrupa ülkelerini gezme ve tanıma fırsatı buldu. Askeri ateşçilik görevinin ardından 2010-2013 yılları arasında Elazığ ve Konya'da görev yaptı. Tüm bu çalışmaların yanında 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve 2012 yılında Mart ayında Fırat Üniversitesi Yakın Çağ Tarihi Anabilim Dalı'nda doktora öğrenimine başladı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2015 yılının ta Haziran döneminde mezun oldu. Halen Konya Barosu'nda bağlı olarak aktif şekilde avukatlık yapmaktadır. Aynı şekilde doktora eğitimine de Mart 2016 tarihinde tamamlayarak Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar Macaristan konulu teziyle tarihi doktora diplomasını almaya hak kazandı. Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemleriyle Türkiye Cumhuriyeti dönemine geçiş ve Macaristan ve Macarlarla ilgili inceleme ve araştırmalarına devam etmektedir. Evli ve biri erkek, biri kız olmak üzere iki çocuk sahibidir. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Teşekkür ederiz. Gerçekten komutanımızın dolu dolu bir özgeçmişi var. Özellikle Balkanlarda yapmış olduğu çalışmalarla, askeri ateşçiliklerle ve diğer alanlarda ve daha sonra da akademisyenlik boyutunda da güzel çalışmaları var. Özgeçmişin sonunda bir erkek, bir kız çocuk babası olduğunu söylemiştim. Bugün de Babalar Günü. Tüm babaların, rahmete ermiş babalarımızın, yaşayan babalarımızın, bizlerin, tüm evlat sahibi babaların Babalar Günü'nü de buradan kutluyorum. Muzaffer Hocam, sizin de Babalar Günü'nüz kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Çok da güzel bir güne denk geldi aynen. Sohbetimiz. Aynen. Bu da ayrıca için memnuniyet verici. Anneler Günü de çok önemli. Annelerimiz de çok önemli. Belki onlar bizim... Ama Babalar Günü hep Anneler Günü'nün gölgesinde kalıyor değil mi? Kesinlikle. Belki her gün Anneler Günü gibi değerlendiririz ama bir günü de biz ayırsınlar. O gün de bugün de herhalde. Babalar Günü olarak. De baş tacımız tabii. Evet. Aynen. Kesinlikle teşekkür ediyorum. Süheyl Başkanım burada. Birazdan katılacaklar. Evet, katılımcılarımız geldi. Yavaş yavaş biz programımıza başlayacağız. Avrupa'da bir ki Macaristan'ı bugün değerlendireceğiz. Muzaffer Şen Komutanımız 40-45 dakikalık kadar bir Macaristan konusunda bir sunumları gerçekleşecek. Ondan sonra soruları biz alacağız ve daha sonra katkıları buradan değerlendireceğiz. Özellikle şunu belirtmek isterim ki herkesin mikrofonu kapalı güvenlik açısından. Artı chat kısmından, sohbet kısmından da sadece bana mesaj atabileceksiniz. Ben göreceğim. Bu mesajları ve sorularınızı da program konferans sonunda Muzaffer Şen Komutanımıza sunacağım. Sorularınızı veya katkılarınızı chat kısmından yazabilirsiniz. Güzel bir program olmasını diliyorum ve yavaş yavaş programımıza başlıyoruz. Ben sözü Muzaffer Şen Komutanımıza bırakıyorum. Buyurun komutanım. Ben çok teşekkür ediyorum bu güzel akşam için. Herkesin Babalar Günü'nü tekrar kutluyoruz. Başlamadan önce iki özel teşekkür etmek istiyorum. Birisi biraz önce özel olarak ettim ama Orhan Hocama çok teşekkür ediyorum. Beni bu güzide kurumla, kuruluşla tanıştırdı. Ve böyle bir aktiviteye sebep olduğu için Süheyl Albayan'a, komutanım ayrıca ile teşekkür ediyorum. İşi takip edip bu noktaya getirdiği için. Efendim, tabii Macarlar bizim için çok önemli. Ortalama Türk insanına kime sorsanız aşağı yukarı Macarlar hakkında birkaç kelime söylerler. İşte derler ki siz Türksünüz, derler ki siz bizim kardeşimizsiniz, siz bizim akrabamızsınız. Ama bunun ötesinde incelemeye baktığınız zaman ya da bir şeyler konuşmaya kalktığınız zaman bu insanların şu anda Karpatların ortasında küçücük coğrafyaya sıkıştırılmış bir alanda kalan bu insanların, bu ülkenin nereden geldiğini, nereden doğduğunu, hangi safhalardan geçtiğini, hangi acıları çektiğini, hangi mücadeleler yaptığını maalesef bilemeyiz. Ancak tabii tarih ses veriyor. Türklerle Macarlar tarihin her safhasında bir iletişim içerisinde olmuşlar. Her zaman karşılıklı iletişim içerisinde olmuşlar. Tarihin her bazında birbirlerine karşı
düşmanlıkları, dostlukları olmuş, alışverişleri olmuş. Ancak bu alışverişler ve bu sesler son 10-20 yılda çok daha fazla arttı. Dedik ya, tarih ses veriyor. Örneğin artık neredeyse geleneksel hale gelmiş olan Hun-Türk-Macar kurultayı her sene Macaristan'da yapılıyor. Arkasından Kanuni Sultan Süleyman'ın gerçek mezarının bulunduğu haberleriyle sosyal medyadan bütün arkadaşlarımız, bütün katılımlarımız duymuştur. Keza Zigetvar'daki Türk-Macar Dostluk Parkı'nın yine bütün katılımlardan haberleri olmuştur. Yine her ülkede oluşturulan karşılıklı Macar Kültür Merkezi ve Türk Kültür Merkezleri'nin çok aktif faaliyetlerini biliyoruz. Keza bir Avrupa Birliği ve NATO ülkesi olan Macaristan'ın bu platformlarda Türkiye'ye yakın durduğunu, Türkiye'ye tezlerini desteklediğini, onlara katılım ve katkı sağladıklarını biliyoruz. Yine hem Ermeni meselesinde hem PKK meselesinde Türkiye'nin tezlerini desteklediğini ve çok büyük katkılar verdiğini biliyoruz. Keza yine Suriyeli mülteciler konusunda Türklerin Avrupa Birliği'ndeki en büyük destekçiler olduğunu biliyoruz. Ve daha da önemlisi, son zamanlarda biz Türk'üz, bizim Türk ırkından geliyoruz, kumanız, kıpçağız, peçeneyiz diyen seslerin çoğaldığı bir ortamdayız. En sonunda yine çok yakın, çok taze, hepimiz takip ettik. Afganistan'daki Kabil'deki havaalanının işte Türkiye'nin Pakistan'la ve Macaristan'la beraber kontrolü söz konusu. Yani bu sesler, Macarlarla Türklerin sesleri son zamanlarda birlikte çıkmaya başladı. Çok ses vermeye başladı. Bize düşen de bu sese kulak vermektir. Madem tarih ses veriyor, bu sese kulak vermek de bizim görevimizdir. Sadece bu sese kulak vermek değil, bu sesin arkasında yatan arka planı da anlamak, görmek, çözmek gayret içerisinde olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunun da en güzel yolunun, biraz önce de bahsettiğim gibi, tarihlerin hemen her bölümünde Türklerle beraber olan aşağı yukarı Macarların tarihlerine bakmaktan geçtiğini düşünüyorum. Takdir tabii sizlerin. Ben böyle söylüyorum ama bunun ne kadar doğru olduğunu takdimin sonunda her katılımcımız muhakkak kendisi değerlendirecektir. Efendim, şimdi müsaadenizle bu sese kulak vermek adına Macarların tarihlerini kısaca anlatmaya gayret edeceğim. Ama Macar tarihi çok derin. McCartney'in dediği gibi tarihin en derin bulmacalarından, en karanlık dehlizlerinden bir tanesi. Umarım kendim ve siz bu dehlizlerden kaybolmadan kardeşlerimizin, karındaş Macarlarımızın tarihini Orta Asya'dan alır, Karpatlar Havzası'nda bereketleştirebiliriz. Buyurun devam edelim Gökalp Bey. Evet. Sunumumuza başlıyorum müsaadenizle. Sunumumuzun başında sizlere Budapeşte Türk şehitliğindeki bir görüntüyle başlamak istedim. Bizim orada 480 tane şehidimiz yatıyor, Galicia Harbi'nden kalan. Orası biz oradayken askeri ateşeye bağlı bir bölümdü ve onurla görev yaptığım, her zaman sık sık ziyaret ettiğim, çok çok ilgilendiğim bir bölümdü. Onların aziz hatırasına saygı olsun için böyle bir görüntüyle başlamak istedim. Devam edelim lütfen. Gökalp Bey, sunu devam ediyor mu acaba? Onu tam ekran yapabilir miyiz mümkünse? Evet. Takdim planı gözüküyor mu şimdi efendim? Şimdi gözüküyor takdim planımız. Bunu tam ekran yapmıştık daha önce provalarda hatırlarsanız. Tabii ki, evet. Evet. Efendim, takdimimizi yurt tutuş süreci, Macar Krallığı dönemi, Osmanlı dönemi, Habsburg dönemi, İkili Bandaş dönemi, Bir Dünya Savaşı dönemi olmak üzere bölümlere ayırdık anlaşılma kolaylığı sağlaması açısından. Evet, şimdi tabii önce bir coğrafyayı tanıtacağız size. Macarların ortaya çıktığı, göç ettiği ve gelip yerleştiği coğrafyayı. Bir sonraki slide'a geçebilir miyiz lütfen? Evet. Geçtim hocam. Sizde gözüküyor mu acaba harita? Hayır, bende gözükmüyor. Evet. Bir saniye.
Tam ekranla alakalı herhalde problem var da. Bir saniye. Şu an harita gözüküyor mu ekranlarda hocam? Benim haritamda görünüyor ama tam ekran değil Gökalp Bey. Buyurun. Neyse. Sonuçta bizim bugün anlatacağımız alan yansıda görüldüğü gibi Ural Dağları, alt tarafında Hazar Denizi, onun hemen batısında Kafkaslar, Azak Denizi, Karadeniz, Karadeniz'in kuzeyi ve Karpatlar Havzası'na kadar uzanan bölüm. Bu yaklaşık 3500 kilometre karelik, 3500 kilometrelik bir yol. İşte Macarlarla şimdi bu 3500 kilometrelik bir yola çıkacağız, özet olarak anlatacağız. Devam edelim, buyurun. Şimdi Macarların ortaya çıkışıyla ilgili çok değişik tezler var. O kadar çok değişik tezler var ki genel bir kanaat oluşturulmakta güçleniyor, güçlük çekiliyor. Ancak biz ortalama kabul edilen şekilde bir sunum hazırladık. Ural Dağları'nı biraz önce göstermiştik. Burada da tekrar görünüyor. Ural Dağları'nın Finugurlar batısında yaşıyor. Bizim Türk unsurlarımız ise doğusunda yaşıyor. İşte en doğudaki Finugur kabilesiyle en batıdaki Onugur kabilelerin birleşiminden Macarların oluştuğu kabul ediliyor. Macarlar yaklaşık milattan önce 1000 yıllarında bu coğrafyadayken Hunlarla, yani Asya Hunlarıyla beraberler. Ondan önce de tabii Sarmatlar ve Sakalarla birlikte yaşıyorlar. En nihayetinde Asya Hunları yıkılıp Göktürk Devleti kurulduğunda Peçenek baskısıyla Ural Dağları'nın batısına geçiyorlar. Magnangarya dedikleri bölgeye geçiyorlar. Oradan yine Türk boylarının, Peçeneklerin baskısıyla daha güneye ve batıya doğru Hazar Devleti'nin alanına giriyorlar. Hazar Devleti ile beraber yaşıyorlar. Hazar Devleti biliyorsunuz Yahudiliği kabul etmiş bir Türk boyu. Bir süre sonra bunlarla da anlaşmazlığa düşüyorlar. Ve buradaki kabarlarla birlikte birleşerek başlarına bir Türk beyi alarak Levedia bölgesine, Azak'ın kuzeyine yerleşiyorlar. Burada da yine Azak, düzeltiyorum, Bulgar Türkleriyle hemhal oluyorlar, beraber yaşıyorlar. Fakat arkadan gelen Türk peçenek baskıları devam ediyor. Burada da peçenek baskılarından, Bulgar baskılarından dolayı Etelköz'e ve oradan da nihayet 895 yılında bugünkü coğrafyaları olan Karpatlara geliyorlar. Biliyoruz Karpatlar Havzası Karpat Dağları'yla sınırlı kuzeyden ve doğudan, batıda Alp Dağları'yla, güneyde ise Tuna ve Sava nehirleriyle sınırlı bir coğrafya. Bu coğrafyayı tabii daha önceden de biliyoruz. Nereden biliyoruz? Hunlardan biliyoruz, Avarlardan biliyoruz. Fakat onlar burada kısa sürede kalıyorlar, uzun süreli yaşayamıyorlar. Çünkü coğrafya, biraz sonra anlatacağım, çok farklı özellikler olan bir coğrafya. Bir sonraki yansı lütfen. Bu slaytımızda gördüğümüz şekliyle çok özür diliyorum. Faranjit sorunumuz var. Karpatlar Havzası'nı doğudan batıya bir çizgiyle çektiğimiz zaman güneyinde kalan bölüm Eski Avrupa, Roma İmparatorluğu'nun oluşturduğu Eski Avrupa. Onun kuzeyi ise kavimler göçü sonucu oluşan Yeni Avrupa olarak kabul ediliyor, edebiliyoruz. Yukarıdan aşağıya bir çizgiyle çektiğimiz, böldüğümüz zaman ise doğusu Batı Avrupa, yani medeniyet kendilerini uygar kabul eden Batı Avrupa, doğusu ise Doğu Avrupa olarak görülen kısım. Yine değişik faktörlerle incelediğimiz zaman bu karenin kuzeybatısı Almanlar, kuzeydoğusu Slavlar, güneybatısı Latinler,
ve Güneydoğusu ise Balkanlar ve Türklerden oluşan bir coğrafya. Dolayısıyla bu coğrafya çok karışık bir coğrafya. Medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin, etnik yapıların kesiştiği bir coğrafya. Dolayısıyla Asyatik akınlar buraya her geldiklerinde bu coğrafyaya kadar geliyorlar ve fakat burada çok fazla barınamayarak tekrar bölgeyi terk etmek durumunda kalıyorlar. Bir sonraki yansıya gelelim. Macarlar bu coğrafyaya geldiklerinde yaklaşık 400 bin kişiler ve bu coğrafyaya geldiklerinde herkes hem Türkçe hem Macarca konuşabiliyor. Buraya geldiklerinde duramıyorlar yerlerinde. Tabii sürekli etraftaki, çok özür diliyorum. Orada kalan, geçmişte kalan Avarlardan, Hunlardan, Almanlardan kimler varsa onları önce kendi bünyesine katıyorlar ve arkasından Avrupa'nın batısına doğru seferlere girişiyorlar. O kadar büyük seferlere girişiyorlar ki Danimarka'ya, İber Yarımadası'na, İtalya'ya, Balkanlara, hatta İstanbul'a kadar geliyorlar. Ve tabii bu süreç onları çok yoruyor, nüfusları çok azalıyor. Bu azalan her nüfuslarını doğudan gelen bizim peçenekler ve kumanlarla kapatıyorlar. Yani bizim peçeneklerimiz ve kumanlarımız sürekli Macarlara taze kan sağlıyorlar. En sonunda 955 yılında, bir sonraki yansıya geçelim lütfen. Almanlara yeniliyorlar ve batıya olan seferlerini durduruyorlar. Ve bu arada da Hristiyan inancını kabul ediyorlar. İki stratejik karar alıyorlar. Diyorlar ki biz bu coğrafyada kalacaksak öncelikle batıya olan seferlerimizi durduracağız. Sonra da burada yaşayan insanların dinini alacağız. Ve bu iki kararı verdikten sonra bu coğrafyaya yerleşiyorlar. Yavaş yavaş etraftaki Sırplarla, Slovaklarla, Romenlerle, Slovenlerle hemhal oluyorlar. Onların üzerinde etkinlik kuruyorlar. Bu dönem tabii onlar için de yurt kurma için elverişli bir dönem. Çünkü Bizans çok zayıf. Roma artık yok. Batı'da Habsburglarla Frankların çatışmaları var. Dolayısıyla bu uygun ortamı değerlendirerek kendi krallıklarını burada milattan sonra 1000 yılında kuruyorlar. Bir 100 yıl sonra Hırvatları kendi bünyesine katıyorlar. Ve yaklaşık 200 sene boyunca burada tabii iç mücadeleler ve batıdan gelen akınlara karşı koyarak kendi devletlerini güçlendirmeye çalışıyorlar. Yine bu safhada da doğudan gelen peçenekler sürekli Macarlara taze kan sağlıyor. Bir zamanlar Macarların önünde, peçeneklerin önünde kaçan Macarlar artık kendilerine yurt edindiler ve peçenekleri kendi yurtlarına misafir ediyorlar, kabul ediyorlar. Bu durumdayken biliyoruz 1200'lü yılların ortalarına doğru, 30'lu 40'lı yıllara doğru tüm Asya'da Moğol istilası baş gösteriyor. Tabii bu Moğol istilasında Macaristan da kendi payına düşen kısmı alıyor. Moğollar da yine daha önceki göçler gibi, daha önceki kavimler göçünde olduğu gibi, akınlar olduğu gibi en son Karpatlar Havzası'na kadar geliyorlar. Ve burada Macar İmparatorluğu, Düzeltiyor Macar Kralı ve Macarlar neredeyse yok olmayla yüz yüze kalıyorlar, yüzleşiyorlar. Ve fakat Moğolların kendi iç işlerinden ve taht mücadelesinden kaynaklı olarak Moğol güçleri veya kuralları ülkelerine dönmek zorunda kaldıkları için Macarlar yaşama şansı buluyorlar. Bir önceki yansıya geçelim lütfen. Şimdi Macarlar tabii 1250-40'lı yıllarda Moğol istilasından sonra ...1300 yıllara doğru
Patani Hanedan, yani Macaristan'ı kuran hanedan yok oluyor. Artık krallık anadan geçme Anjou Hanedan'la geçiyor. Şimdi bunu bu noktada bırakalım. Dördüncü yansıya geçebilir miyiz tekrar Gökalp Bey? Kaçıncı slide hocam? Dördüncü slide. Şu. Evet. Heh. Şimdi Macarları tabii çok özet olarak biraz da kusura bakmayın hızlandırılmış bir şekilde Orta Asya'dan aldık. Ural Dağları'nın batısında, Hazarların kuzeyinden, Azan kuzeyinden ve bu coğrafyaya getirdik. Şimdi tabii bizim Anadolu'dan, Anadolu'ya gelen unsurlarımızdan da kısaca bir bahsedip biraz sonra bunları Balkanlarda karşılaştıracağız. Bizim Anadolu'ya gelen biliyorsunuz atalarımızla yine benzer tarihlerde Aral Gölü civarına geliyorlar. Oradan daha güneye ve batıya doğru ilerleyerek çeşitli oluşumlar yapıyorlar. En son Gaznelilerle beraber 1040'da Dandan Akan, tabii Gazneliler de Türk ama ben Anadolu'ya gelen Türklerden bahsediyorum. Büyük Selçuklu Devleti, arkasından Selçuklu Devleti, sonra Beylikler dönemi, arkasından Osmanlı kuruluyor ve 1300 yılların ortasında nasıl 1300 yılların başında dedik ki artık Macaristan krallığını tamamlıyor, büyük bir devlet oluyor, artık Orta Avrupa'da söz sahibi bir ülke. İşte bizim güneyden gelen atalarımız da benzer şekilde bu kez o güzergahın güneyinden ilerleyerek Balkanlara geçiyorlar 1300 yılların ortalarında. Şimdi tekrar kaldığımız yere dönebiliriz. Evet. Bir sonraki yansıya geçelim şimdi. Macaristan Krallığı'nı oluşturdu. 1300 yıllardan sonra artık stabil hale geldi demiştik. Ve Osmanlı'nın Avrupa'ya geçtiği tarihlerde artık Eflak, Boğdan, efendime söyleyeyim Sırp Krallığı, Bosna, Hırvatistan, artık Hırvatistan bölgesi tamamen Macar Krallığı'nın vasalı konumundalar. Yani onlara vergi veren, onların konumunda, direktifinde olarak yaşayan ülkeler, milletler, topluluklar diyelim. Tabii biraz önce Macarların Hristiyanlığı kabul ettiğini söyledik. Macarlar Hristiyanlığı kabul ettiğince yepyeni bir rol biçiyor kendilerine. Ve Hristiyanlığın kalkanı görevini devralıyorlar adeta Hristiyan dünyasından. Çünkü batıdan gelen, düzeltiyorum, doğudan gelen Asyatik akınlarla ve biraz sonra güneyden gelecek olan Osmanlı akınlarına karşı karşı durabilecek başka hiçbir güç yok o tarihlerde. Malum Osmanlılar da 1350'lerde işte Trakya'ya geçiyorlar. 1362'de Sırp sındığı, 1389'da 1. Kosova Savaşı, 1444'te Varna Savaşı, ondan önce tabii 1396'da Nivolu ve nihayet 1444'te 2. Kosova, 1448 2. Kosova Savaşı'yla artık Osmanlı tamamen Balkanlara yerleşiyor. Balkanları üzerindeki tek hak sahibi oluyor. Eflak, Sırp, Boğdan, bütün Macarların vasallarını Osmanlı Devleti devralıyor. Dolayısıyla şimdi burada tabii çok önemli bir konu var. Ulu Önder Atatürk'ün de ifade ettiği gibi biz diyor binlerce yıl sonra Trakya'da, Edirne'de ya da işte Bulgaristan'da Macarlarla karşılaştığımızda düşman olarak değil de dost olarak karşılaşsaydık Avrupa'nın, Balkanların tarihi çok farklı olurdu, bambaşka olurdu şeklinde bir öngörüsü var. Hakikaten Osmanlılar Trakya'ya geçtikten sonra ta ki Muaç'a kadar karşılarına girdikleri, yaptıkları bütün savaşlarda karşılarındaki başat güç ve başat komutanlar hep Macarlar oluyor. Dolayısıyla Macarlar bu süreçte çok da büyük kan kaybediyorlar, nüfus kaybediyorlar, ekonomileri batıyor. Yani zaten Muaç'a gelmeden önce neredeyse bitmiş duruma geliyorlar. Burada hep ben bir ironi belki ama şunu söylüyorum. Yani Orta Avrupa'daki Macar Devleti tamamen Türklerin yardım ve desteğiyle, zorlamasıyla kuruldu.
yine Macar Krallığı da Türklerin katkısıyla yok oldu diyeceğiz. Bunun sebebini de biraz sonra anlatacağız. Nihayet bir sonraki enseye geçelim. 1526 bu sürecin sonucu Muhaç'ta 2 saatlik bir meydan muharebesi ve Osmanlı 2 saatte Macar ordusunu yok ederek neredeyse kralları da ölüyor zaten o savaş esnasında. Macar Krallığı tamamen yok oluyor. Artık bu sefadan sonra Macaristan üçe ayrılıyor. Türklerin Muhaç Savaşı'nı kazanmasından itibaren. Aslında tabii anlatacak çok şey var ama süre kısıtlı, dolayısıyla kısıtlamamız, sınırlamamız lazım. Osmanlı Macaristan'ı üç bölüme ayrılıyor. Birincisi Ferdinand Macaristan'ı dediğimiz Macar Krallığı bölümü. Sanırım yansıda görülüyor. Burası Habsburg Kralı'nın kontrolünde ve Macar Krallığı'nın sözde devam ettiği bölüm. İkinci bölüm Osmanlı Devleti'nin, Osmanlı İmparatorluğu'nun sahip olduğu, direkt egemenlik tesis ettiği Budin Beylerbeyi'ne bağlı olan Osmanlı toprakları ve yine Osmanlı'ya bağlı olan Erdel, Transilvanya özerk bölgesi. Tabii bu yaklaşık 160 sene bu şekilde devam ediyor. Osmanlı'da yaşayan unsurların hiçbir sıkıntısı yok bu dönemde. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu Macar kardeşlerimize, karındaşlarımıza her türlü kolaylığı sağlıyor. Ne dillerine, ne dinlerine, ne kültürlerine, ne medeniyetlerine, hiçbir şeyine karışmıyor. Hatta bu coğrafya Osmanlı İmparatorluğu için bir yük aslında. Çünkü birçok kayıtta bu sabitlenmiş durumda. Osmanlı Devleti burada topladığı verginin neredeyse 3-4 katını harcıyor her sene. O derece problemli bir aslında, daha doğrusu Osmanlı Devleti'ne yük getiren bir coğrafya. Ancak Osmanlı'nın bu coğrafyada bulunmasının tabii sebepleri var. Buna da burada girmeyeceğim ama özet olarak söylüyorum. Aslında Osmanlı Devleti'nin doğa sınırları belki de Tuna. Ancak Tuna'nın ötesine geçmek Osmanlı İmparatorluğu'nun belki de ömrünü uzattı 200 sene. Oraya geçmesinin sebepleri vardı. Çünkü orada biraz önce dediğimiz gibi geçmeseydik Osmanlı'nın Balkanlardan çözülüşü belki çok daha erken ve çok daha acılı olacaktı. Netice itibariyle yaklaşık 160 sene burada bu düzen de devam ediyor Macarlar ve diğer Erdel ve Osmanlı yönetimi. Ve fakat Macar Krallığı bölümündeki Macar karındaşlarımız durumu kabullenemiyorlar ve sık sık ayaklanma girişimlerinde bulunuyorlar. Ki bunların en büyüğü İmre Tökölü zamanında. Bir sonraki yansıya geçebilir miyiz? Bir sonraki yansı tekrar. Evet. Yok, tamam. Tekrar başa geçelim. Evet. Netice itibariyle Tökölü ayaklanıyor ve Osmanlı'dan yardım istiyor. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa komutasında biliyorsunuz ikinci yana kuşatması oluyor ve o kuşatma başarısız oluyor. O başarısızlıktan sonra da Osmanlı coğrafyadan, doğrusu Macar coğrafyasından kademe kademe çekiliyor. Önce Estergon'dan, sonra Uyvar'dan, Budin'den, Zenta'dan ve nihayet 1699 yılında Karlofça Anlaşması'yla Macar coğrafyasını tamamen terk ediyor. Bir sonraki yansı, evet. Ve Habsburglar dönemi başlıyor. Şimdi haritayı görüyoruz. Macaristan Krallığı dönemini hatırlayınız. Macaristan ve Hırvatistan ve geri kalan bölümde Avusturya bölümü. Dolayısıyla Habsburglar İmparatorluğu yaklaşık 1683'ten 1918'e kadar, Birinci Dünya Savaşı sonuna kadar olan bölümde bu şekilde, arada tabii ikilem anlaşı var, birazdan göreceğiz, bu coğrafyaya hakim oluyor. Ama biraz önce dedik, tabii Macarlar çok rahatsızlar. Bir sonraki yansıya geçelim lütfen. Habsburg idaresine karşı
1673-83 yıllarında İmret Ököle liderliğinde, 1703 ve 5 yıllar arasında da Rakosi liderliğinde Macar düzeltiyorum Habsburglara karşı ayaklanıyorlar. Hatta kısa süreli başarılar da elde ediyorlar. Ancak her defasında sonuçta diğer Avrupa güçlerinin bilhassa da Rusya'nın desteğiyle mağlup oluyorlar. Birincisinde İzmit ve ikincisinde de Tekirdağ'a yerleştirilmek üzere her defasında Osmanlı'ya sığınıyorlar Macar dostlarımız. Devam edelim. Artık Macaristan'dan çekildikten sonra Osmanlı ve Habsburglar tam olarak hakimiyet kurduktan sonra Macaristan'a çok farklı bir uygulamayla karşı karşıya geliyor Macarlar. Bir tarihçi der ki tarihte zayıflık cezalandırılan bir suçtur. Hakikaten de öyle oluyor. Ve bütün Macaristan neredeyse yıkılıyor Avusturya hükümeti tarafından, Habsburglar tarafından. Türk eserleri, Türk mirası tamamen neredeyse yok ediliyor. Macaristan'ın nüfus yapısı, demografik yapısı değiştiriliyor. Almanlar, Çekler, Slovaklar, Romenler, Sırplar getiriliyor ve Macaristan'ın demografik yapısı, coğrafi yapısı tamamen değiştiriliyor ve çok zengin olan Macar Ovası Avusturya'nın, daha doğrusu Habsburg İmparatorluğu'nun emrine amade kılınıyor. Hammed'de kaynağı yatağı olarak kullanılıyor. Bunu şöyle ifade edelim. 1700 yılların başında Avusturya ve Macaristan aşağı yukarı aynı ekonomik düzeyde veya yaşam şeklindeyken bir yüzyıl sonra artık neredeyse sanayileşmiş ve zenginleşmiş bir Avusturya var ve fakat hala aynı seviyede olan bir Macaristan var. Devam edelim lütfen. Tabii bu arada Avrupa'da şartlar değişiyor. Fransa ihtilali, arkasından Viyana Kongresi, 1830-1848 devrimleri ve tabii bütün bu oluşumlardan Macarların etkilenmemesi mümkün değil. Zaten Habsburglar tarafından oldukça geri bırakılıyor ve hiçbir kıymet verilmiyor. Hiç ilerlemelerine kültürel anlamda, ekonomik anlamda müsaade edilmiyor. Dilleri bile yasaklanıyor. Tabii bu son, bütün bu gelişmeler Fransız İhtilali'nden sonra bir bilinç oluşuyor ve Macar'ı Macarlaştırmak diye bir kavram çıkıyor 1800'lerin başında. Bu sürecin sonunda da Macarlar Habsburglara karşı yine 1848 yılında ayaklanıyorlar. Macar İhtilali diyoruz buna. Ve burada başarı da elde ediyorlar. Kısa süreli de olsa bağımsızlık ilan ediyorlar. Birkaç ayda olsa Habsburglarla olan bağlarını koparıyorlar. Ve fakat yine daha önce olduğu gibi Rusların desteğiyle çok kanlı bir şekilde Macar İhtilali, Macar Devleti yıkılıyor. Ve tekrar Habsburg İmparatorluğu'nun eski baskıcı rejimine dönülüyor. Devam edelim. Bu ayaklanma sonunda da tabii yine daha önceki iki ayaklanmada olduğu gibi Macarlar tekrar Koşut, Lajos Koşut liderliğinde Türklere, Osmanlılara sığınıyorlar. Onlar da Kütahya'ya yerleştiriliyorlar. O yüzden şimdi bize Macarlar en büyük düşman ve yegane dost derler bizim için. Çünkü hakikaten krallıklarını yıkılmalarına biz vesile olduk ama buna rağmen yine de her defasında bize sığındılar ve her defasında biz onları destekledik. Bu mülteci sorunu konusunda da çok büyük baskılar tabii o dönemde 1800 yılların ortalarında 1850'li yıllarda büyük baskılar doğuyor ve Osmanlı Sultanı da ben tacımı tahtımı veririm ama devletime sığınmaları vermem şeklinde katı ve net olarak irade beyanında bulunuyor. Bütün bu süreç aslında Macarların Türklere olan sevgisinin arttırmasında veya birlikteliğin, kardeşliğin arttırmasında da çok büyük roller oynuyor. Devam edelim lütfen. 1849-1860 dönemi ise tabii Avrupa'da yine çeşitli gelişmeler var.
İtalyan birliği sağlanıyor, Alman birliği sağlanıyor. Diğer taraftan Balkanlarda Yunanlar bağımsızlık kazanıyor, Romanlar nispeten prenslik olup bağımsızlık kazanıyorlar. Bütün bu hengame içerisinde devam edelim lütfen. Habsburg İmparatorluğu bir çözüm arıyor. Burada Habsburg İmparatorluğu'nu oluşturan milletler görülmekte. Gördüğünüz gibi zaten bir imparatorluğun da ruhuna uygun şekilde Almanlar, Macarlar, Çekler, Slovaklar, Lekler, Ukraynalılar ve diğer bir sürü unsurlar var. Tabii bir yandan Alman-İtalyan birliğinin sağlanmış olması, bir yandan Fransız ihtilalinden kaynaklı milliyetçilik akımlarının ortaya çıkması ve bu unsurların kendi bağımsız yaşama arzu ve isteklerinin yavaş yavaş ortaya çıkması Habsburg yöneticilerine bir arayışa yöneltiyor. Ve tabii bu Habsburg içerisindeki en güçlü ettiği unsur da Macarlar. İster istemez bir yol ayrımına geliyor Habsburg İmparatorluğu ve en sonunda Macarların isteklerini kabul etmek durumunda kalıyor. Aksi takdirde imparatorluk tamamen yok olacağı fikrine kapılıyorlar ki nitekim de bu fikirde haklılar. Sonuçta 1867 yılında işte bizim tarihte Avusturya Macaristan İmparatorluğu dediğimiz imparatorluk ortaya çıkıyor. Yani hep duyarız biliriz Avusturya Macaristan İmparatorluğu nedir? Avusturya Macaristan İmparatorluğu işte 1867 yılında Habsburgların 1849 Macar ihtilalini bastırdıktan sonra Macarların haklı taleplerini karşılamak zorunda kaldıklarından dolayı kabul ettikleri bir ikili yönetim. Özeti bu. Devam edelim lütfen. Evet, devam edelim. Avusturya'da Macaristan tabii ikili yönetime geçtikten sonra kısmen de olsa bir rahatlama dönemi yaşanıyor. Tabii bu sürede Macaristan artık bağımsız gibi bir konumda. Ortak bir tabii savunma, dışişleri ve ekonominin dışındaki bütün hususlarda bağımsızlık var. Herkesin kendi parlamentosu var. Herkesin kendi iki ülkenin ayrı kendi başbakanları var. Sadece ortak kral, imparator, baştaki imparator ortak. Onun dışında ekonomilerinin ve dış işlerinin ve savunmanın dışındaki bütün konularda iki ülke farklı kendi yollarına ayrılıyorlar. Ve bu dönemi Macaristan çok iyi değerlendiriyor. Bu zamana kadar, bu seviyeye kadarki olan bütün ihmal edilmişliğinin intikamını alacak şekilde büyük çalışmalara, büyük gayretlere giriyorlar. Topyekun bir hamleye girişiyorlar. Bu esnada tabii Bosna Hersek'in Habsburg İmparatorluğu'na girişi var. Fakat onlarla beraber Slavlarla Germenler arasında sıkıştıklarını hissediyorlar ve bu dönemde de yine kendi köklerini araştırma dönemine, araştırma ihtiyacı hissediyorlar. Ve bu dönemde aslında Türkolojiye, Türklere ve Orta Asya'ya doğru bir arayış ve bir çaba içerisine gidiyorlar. Turancılık ve Türkçülük bu dönemde başlıyor. Bunu da burada ifade etmekte fayda var. Devam edelim. Ve tabii biraz önce dedik Almanya-İtalya birliklerini kurdular, devletlerini kurdular. Macaristan'da ikili yapıya geçti. Avusturya Macaristan şekilde ikili yapıya geçti. Tabii tarihin şartları dönüyor. Bu arada tabii 18. yüzyılın artık 19. 2. yüzyılına, 2. yarısına itibaren de Birinci Dünya Savaşı'nın altyapıları neredeyse oluşturuluyor. İttifaklar tabii kuruluyor. Hepimizin hatırlayacağı gibi işte İngiltere, Fransa, Rusya bir ittifak ve Avusturya Macaristan İmparatorluğu, İtalya ve Alman İmparatorluğu bir ittifak olarak Birinci Dünya Savaşı'na giriliyor. Birinci Dünya Savaşı sonunda 1918'de Villa Gusti ve Belgrad Anlaşması'yla Avusturya Macaristan ve Macaristan savaştan çekiliyor. Çok büyük bir tabii mağlubiyet söz konusu. Ancak burada tabii vurgulanması gereken bir konu var. Aslında
Macarlar hiçbir zaman bu savaşa girme taraftarı olmamışlar. Onların tek derdi atalarından kendilerine kalan Karpatlar Havzası'ndaki o kutsal vatanlarını korumak. Ancak biraz önce dediğimiz gibi ikili bir yapıda olmaları ve Avrupa'nın değişen konjonktürü bu ülkeyi de bu savaşa girmeye zorluyor ve savaş sonunda bizim gibi onlar da diyorlar ve dolayısıyla Paris Konferansı sonunda biz nasıl Sevr Anlaşması'nı imzaladıysak onlar da Trianon Anlaşması'nı imzalıyorlar. Devam edelim lütfen. Devam edelim. Burayı anlattık. Evet. Devam edelim. Evet. Birinci Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu yıkıldı ve perdede işte yansıda görüldüğümüz devletlere Çekoslovakya, işte Polonya, Romanya, Avusturya ve Yugoslavya devletlerine ayrıldı. Devam edelim. Evet. Şimdi biraz önce Habsburg İmparatorluğu'nun çok uluslu olduğunu, işte Macar Krallığı'nın da tarihi süreçte çok uluslu bir yapar dönüşünü ifade ettik. Tabii Macarlar içerisinde yaşayan bir sonraki yansıya geçebilir miyiz Gökalp Beyciğim? Evet. Evet, bu da Macarların, tarihi Macaristan'da bulunan etnisiteyi gösteren bir haritamız. Tarihi Macaristan'ın sadece %48'i Macarlar. Biraz önce dedik ya, öncelikle Asyadik akınlar, Moğollar, arkasından Osmanlılarla devam eden çok uzun süreli savaşlar, arkasından Habsburgların eziyetleri ve neredeyse hiçbir imkan tanımadıklarından kaynaklı ve gelişmelerine meydan vermemekten kaynaklı diğer etnik unsurları Macaristan'a yerleştirmekten kaynaklı nüfus değişimi. Dolayısıyla bu coğrafyada, tarihi Macaristan coğrafyasının sadece %48'i Macar, geri kalanlar perdede ve yansıda görülen etnik unsurlardan oluşuyorlar. Dolayısıyla Macaristan aslında kendi birliklerini korumak konusunda da çok endişeli. Çünkü kendisi de kendi içerisinde de değişik milliyetlerin değişik talepleriyle karşı karşıya. Biraz önce söyledik, işte Romanya ve Yunanistan kendi devletlerini kurdular, Sırplar kendi devletlerini kurdular. Macaristan içinde bulunan bu nüfus da artık ya bağımsız olmak istiyorlardı ya da kendi devletlerine, yani kurulmuş olan devletlere bağlanmak istiyorlardı. Çok tabii Macarlar çok çırpındılar. Kendi yurtlarını korumak adına çok büyük gayretler, emekler verdiler. Şimdi tabii Trianon'un ne demek olduğunu birçoğumuz bilmeyiz. Bizim için Sevr neyse Macaristan için Trianon odur. Daha da fazlasıdır. Burada tabii yine Hazai'yi anmak istiyorum. Bir törende, Macaristan'da bulunduğum bir törende ağlayarak işte Trianon'dan bahsetmişti ve demişti ki bizim bir Atatürk'ümüz yoktu ama yani biz Sevr'i yırtıp atamadık. Dolayısıyla Macarlar Trianon anlaşmasıyla topraklarının 1/3'ünün nüfusunun da 1/5'ünü kaybettiler. Bir sonraki yansıya geçelim lütfen. Evet, geçelim lütfen. Trianon anlaşmasıyla işte tarihi Macaristan görüldüğü gibi Romanya, Çekoslovakya, Polonya, Avusturya, Yugoslavya, İtalya ve devletler arasında paylaştırıldı. O kadar acımasız bir paylaşımdı ki bu. Romanya'ya verilen Transilvanya, Macaristan'ın kendisine kalan toprağından daha fazlaydı. Tarihte böyle bir şey yok. Yani şu enteresan olan diğer bir kısım da şu. Macarların savaş bittiğinde, anlaşmalar imzalandığında toprakların hiçbir düşman unsuru yoktu. Hiçbir bölüm işgal edilmiş değildi. Buna rağmen batılı ülkeler, Orta Asya'dan gelen ve Avrupa'nın ortasında Turani bir ırk olan Macaristan'ı kendi dinlerine girmiş olmalarına rağmen, yıllarca kalkan olarak kullanmış olmalarına rağmen asla kendilerinden olarak görmediler ve her defasında bunları dışladılar.
her defasında bunların haklarına adeta gasp ettiler. Bu derece nobran davrandılar Macar halkına ve Macar devletine karşı. Dolayısıyla Birinci Dünya Savaşı sonunda Karpatların ortasına küçücük bir alana sığınmış bir Macaristan devleti kaldı sadece. Bir sonraki yansıya geçelim. Burada da yine tarihi Macaristan'ın dağılma Tiranından sonra örneğin Romanya'ya 103 kilometrelik alan bırakılıyor ve 5000'lik nüfus orada kalıyor. İşte Çekoslovakya'ya bir farklı bir harita bu da. Yine Macaristan'a yapılan, Tiranon'la Macaristan'a yapılan acımasızlığın gösterilmesi açısından bir yansı olma, bir görüntü olması açısından bunu da buraya koyduğumu ifade ediyorum. Devam edelim lütfen. Şimdi tabii Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, bu Tiranon'dan sonra çok büyük acılar çekiyor Macaristan ve Macaristan halkı. Bunu kabullenemiyorlar, kabul etmiyorlar. Yıllarca İkinci Dünya Savaşı'na kadar, 1938'e kadar bayrakları yarıda kalıyor. Hiç bayraklarını tam göndererek çekmiyorlar. Her gün okullarına Tiranon anlaşması iptal edilsin diye dua ederek gidiyorlar. Böyle çok büyük mücadeleler, ruhi mücadeleler veriyorlar. Ve tabii iki dünya savaşı arasında da revizyonist bir politika izliyorlar. Mutlaka bu anlaşmanın değişeceği, bu eski Macaristan'ı tekrar alacaklarını, tekrar kendi yurt dışında kalan, diğer ülkelerde kalan Macar kardeşlerine, Macarlara kavuşacakları hayal içerisinde yaşıyorlar. Hatta bir ara 1941 yılında nispeten de bunu gerçekleştiriyorlar. İşte Transilvanya'nın bir kısmı, Sırbistan'ın bir kısmı ve Slovakya'nın bir kısmını alıyorlar. Ve fakat İkinci Dünya Savaşı sonunda yine kaybeden tarafta oldukları için eski coğrafyayı, eski coğrafyalarda daha doğrusu Tiranon Macaristan'ına tekrar dönüyorlar ve yaklaşık 3,5-4 milyon Macar tekrar Macar ülkesinin dışında diğer komşu ülkelerin boyunduruğunda, sorumluluğunda veya altında kalıyor şeklini ifade ederim. Bunun bugün hala yansımaları var. Şimdi tabii sorunları yok sayarsanız, konuşmazsanız kimse farkına olmaz ya da yok gibi olur. Ama ben orada görev yaparken dahi Macar Başbakanı'nın Slovakya'nın güneyine geçişlerinde çok büyük sıkıntılar yaşadığını biliyorum. Oraya zaman zaman alınmadığını, barikatlar kurulduğunu hatırlıyorum. Ki biz bunları ateşelik raporlarımızda mutlaka bildirirdik. Keza Macaristan Cumhurbaşkanı'nın yine Romanya'da bırakılan Transilvanya'da kalan soydaşlarını görebilmek için Romanya'ya geçerken Macaristan sınırından değil de hava yolunun başka diğer tarafa dolaşarak geçmesine izin verildiğini biliyorum. Yani bunlar daha 10 yıl öncesinde olan konular, olan hususlar. Ya bunları özellikle burada vurgulamak istiyorum. Belki de hani biraz önce dedik ya, son zamanlarda ses yükseliyor. Yani Macarlardan ve Türklerden. İşte ses niye yükseliyor? Tarihsel background'a bakmak lazım. Ses, belki de bu ses bundan sonra, bu aşamadan sonra daha da yükselecek. İşte bu yükselen sese de ne yapmak lazım? Hazırlıklı olmak lazım. Bunlarla ilgili politikalar, stratejiler de geliştirmek lazım. Devam edelim lütfen. Neticede İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işte biraz önce dediğimiz gibi Karpatların ortasına sıkıştırılmış, neredeyse Türkiye'nin 1/8'i coğrafya alan ve 1/8 nüfus kadar bir ülke, Budapeşte başkenti Macaristan olacak şekilde burada yaşamaya devam ediyor. Fakat tabii İkinci Dünya Savaşı sonrasında da kaderi düzelmiyor. Bunları tabii çok birkaç cümleyle anlatacağım. Sovyetlerin işgali, Sovyetlerin bu kez zulmü başlıyor. Ta ki 1989'a kadar. Belki tabii bu Sovyetleri de hiç unutmuyorlar Macarlar, onlara yaptığı eziyetleri de. Fakat şunu ben açık ve net olarak söyleyebilirim ki en büyük düşmanları ve yegane dostları olan Türklere karşı kendi ifadeleri bu. Sandor Takas'ın ifadesidir bu. Her zaman canı gönülden muhabbet beslemişlerdir. Her zaman sığınacak bir liman olarak bizleri görmüşlerdir.
Ve işte biraz önce dedim ya, o yüzden bu yükselen seslere kulak vermek lazım. Kulak vermek ötesinde de arka planını anlamak, öğrenmek lazım. Ben bu anlamda Rubasam'a, Orhan Hocam'a, Süheyl Albay'ıma çok teşekkür ediyorum. Bu arka planının küçücük de olsa anlatılmasına bir katkı sağlamışsak, ufak tefek kesintiler oldu benim sağlık problemimden nedeni dolayı ve teknik hususlardan dolayı. Bunun için de tabii suçlisan olduysa affoluyoruz. Takdimimizi de şehitlikle başlamıştık biliyorsunuz. Macaristan'daki Türk şehitliğiyle başlamıştık. Ben oraya ilk göreve gittiğimde de yine ilk ziyaret ettiğim yer orasıydı. Ayrılırken de ziyaret ettiğim yer orasıydı. Yine Budapeşte'deki Türk şehitliğindeki şehitlerimizi selamlayarak takdimimizi ben bitirmek istiyorum. Evet. Şimdi tabii sorulacak olan sorular varsa hazırım muhakkak. Tekrar söylüyorum, yine tarihçilerin ifadesiyle Macaristan tarihi denizin altında okyanusta bir inci. Onu çıkarmak çok güç. Biz çok büyük bir, yani küçücük de olsa anlatabildiysek o insanların ruhuna, Macar kardeşlerimize olan sorunumuzu yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Ben soruları bekliyorum. Buyursunlar efendim. Evet. Öncelikle programımızı gerçekten çok güzel sundunuz Muzaffer Hocam. Sizin de görev yaptığınız dönemden bir kareyle sunumumuzu bitirmiş olduk burada. Çok teşekkür ederiz. Sunumumuzu bu şekilde kapatalım. Çok teşekkür ederiz. Yani şimdi tabii ben size komutanım diye hitap etmek istiyorum. Hocam diye hitap etmek istiyorum. Hem akademik kimliğiniz var. Bu noktada çok dolu dolu bir sunum olduğunu ben düşünüyorum. Süreye de çok riayet ettiniz gerçekten. Çok sağ olun hocam. Tam planladığımız gibi oldu bu noktada. Artı konu gerçekten geniş. Yani bir Macaristan'ın, Macarların tarihi konusu çok geniş. Tabii ki bunu da biz Macarlar konusunu ilk defa işliyoruz Rubasam çatısı altında. Bunda tarihi özetini ve tarihi durumunu muhakkak incelememiz gerekiyordu. Bunu da çok iyi sunduğunuzu düşünüyorum. Ben çok feyiz aldım, çok bilgilendim bu konuda. Aynı şekilde konuşmacılarımız da bu noktada bilgilendirmiştir. Sorularınızı, Sayın Katılımcım, sorunuzu chat kısmından ve katkılarınızı yazılı olarak sunarsanız ben daha sonrasında bunları aktaracağım burada herkese. Şimdi birkaç konuşmacımıza ben buradan söz hakkı vereceğim. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Profesör Doktor Necdet Tekin Bakanımıza ben söz vermek istiyorum. Buyurun Sayın Bakanım. Ses açma isteği yolladım size. Hayırlı akşamlar efendim. Çok teşekkür ediyorum. Son derece önemli bir bildiri izledik. Bu nedenle Zafer Şenhoca'ya çok teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında Türkiye'de çok bilmeyen, Türkiye'de liselerde ve orta öğretimde verilmeyen bilgileri bize verdi. Trianon anlatması. Benim sadece bir tek sorum var. Bilgi eksik veya yanlış olabilir. Onu sağlamak istiyorum. Galicia şehitliğini gördük. Allah hepsine rahmet eylesin. Benim de ailemden orada vefat edenler var. Ama Galicia bölgesi şu anda Macaristan'da mı tamamen, yoksa farklı bir ülkeyle dönüşülmüş durumda mı? Ben herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Çok mutlu oldum. Sağ olun. Galicia bölgesinin şu anda hangi bölgede olduğu şeklinde anladım. Doğru mu anladın? Efendim bir daha tekrar edebilir misiniz? Ben anlayamadım sizin söylediğinizi. Yani Galicia topraklarının şu anda hangi ülke sınırlarında olduğunu sordunuz. Doğru anladım değil mi efendim? Doğru anladınız efendim. Evet, şu anda tabii Galicia, Polonya, Ukrayna, bir kısmı Slovakya ve bir kısmı da Macaristan bölgesinde paylaştırılmış durumda efendim. Ama Macaristan'da kalan bölüm çok çok az bölüm. Teşekkür ediyorum. Ben de tahmin ediyordum çok az olduğunu. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çoğunluk Polonya'da Sayın Bakanım. Öyle arz edeyim. Ve Ukrayna'da, evet. Sağ olun. Sayın Bakanım çok teşekkür ederiz katkılarınız için. Çok sağ olun. Şimdi Orhan Derman, Profesör Doktor Orhan Derman Hocama söz hakkı vereceğim. Buyurun Orhan Derman Hocam, söz sizde.
Ben başta Sayın Komutanımıza, sevgili Komutanımız Muzaffer Sen'e çok teşekkür ederim. Şimdi ben bir iki konuyu altını çizmek istiyorum. Muzaffer Şen albayımız Macaristan'da görev yaparken hakikaten Macaristan'ın gerçeğini, tarihsel sürecini çok etkin olarak özümsemiş ve sağ olsun bu bilgi süzgecinden de her şeyi geçirerek bize çok güzel aktardı. Şimdi bu konuşmada çok önemli bazı noktalar var. Bir kere Turani bir ırk olduğu için Hristiyan olması bile Avrupa'da tam kabulünü sağlamamış. Biz bunu görüyoruz. Bir ülke düşünün ki Transilvanya'sı, kendi bölgesi, kendinden koparılan bölgesi ülkenin bütününden daha büyük. Bir ülke düşünün ki 3,5-4 milyon Macar dışarıda kalmış. Bir ülke düşünün ki her sabah okullarında Trianon Anlaşması'nın verdiği psikolojik travmayla yüz yüze gelmiş. Bir ülke düşünün ki vatandaşlarının topraklarını koruyamadığı için bunun her zaman bir ezikliğini yaşasın. O halde bizler de Macarlar gibi bazı noktalarda aynı kaderi paylaşıyoruz. Bakın, Batı Trakya'mız olsun, Bulgaristan'ın yeni topraklar dediği kısımları olsun, Kerkük ve Musul bölgesi olsun, Halep'e olsun, Batum'a olsun, Türkiye'den koparılan topraklar. Şimdi aynı kaderi taşıyan, Turani bir ırk olan, Avrupa topluluğunun üyesi olan bu ülkeyle bizim çok üst düzeyde ilişkilerimizin olması lazım. Bu karşılıklı kültürel ilişkiler olabilir. Her ülkenin, ben Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin son dönem içerisinde özellikle Türkiye Cumhuriyetlerle ilgili olan her toplantıya Macarlı kardeşlerimizi davet etmesini de çok olumlu görüyorum. Yani bunlar politika üstü düşünceler. Ben belli bir dönemden sonra da Bulgarların bu noktaya geleceğini de düşünüyorum. Bulgarlar da Türk soylu olduklarını hatırlayacaklar. Çünkü onların da bitmeyen sorunları var. Avrupa topluluğu onları koruyamadığı anda onlar da dönecekler. O halde demek ki Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten siyasi iradenin bu bilinci vatandaşlarımıza, öğrencilerimize her şekilde vermesi lazım. Bizim çok yoğun bir şekilde Macarlarla kültürel işbirliği yapmamız, Macar hükümetini desteklememiz, Macar hükümetinin her konuda bizden birlikte bazı politikalar oluşturmasına imkan sağlamamız lazım. Çünkü biz bu insanları ikna etmiyoruz. Bu insanlar ikna olmuşlar zaten. Bu insanlar biz Turanız diyorlar, Turaniyiz diyorlar. Bu insanlar bize Avrupa topluluğunda son derece destek sağlıyorlar. Ve biz esasında hakikaten Hristiyan diye mesafeli durmamamız lazım. Sonuçta biz düşman safını değil, dost safını arttırmamız lazım. Ben Muzaffer Albayımıza çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bu sunuşları içerisinde ne kadar gariptir ki yıllarca Osmanlı İmparatorluğu'nun bir bakıma işgali altında kalıp ama her zaman bütün ayaklananların Osmanlı İmparatorluğu'na sığınmaktan başka çare bulamadığı bir ülkeyi bize anlattı. Fakat hakikaten büyük travma içerisinde olan bir ülke. Topraklarının çoğu, nüfusunun 3,5-4 milyon gibi bir kısmı herhalde %40'ına falan tekabül ediyordur. %30'da %40'ına evet. Tekabül ediyordur. Ülkenin sınırları dışında olsun Slovakya'yla ve Romanya'yla hatta da Sırbistan'la sorunları akut olarak son derece yüksek olsun. Çünkü bu sınırlar, efendim şunu kabul etmemiz lazım, doğal sınırlar değil. Bunlar emperyal devletler tarafından zorunlu olarak o devletlere uygulatılan ve kabul ettirilen sınırlar. Bunları hiçbir zaman için tarih kabul etmeyecektir. Bunları hepimiz göreceğiz. Ama bizlere tarih bilmezlikle unutturulmaya çalışılıyor. Macar kardeşlerimizi destekleyeceğiz. Onlar da bizi destekleyecekler. Ben Sayın Albayımıza son derece teşekkür ederim. Rubasa'na teşekkür ederim. Macar kardeşlerimize bizi hatırlattığı için Macar hükümetinin ve Macar devletinin kendi ülken nezdinde son derece yüksek derecede kabul görmesini, Türkiye Cumhuriyetlerden hiç ayrı bir şekilde farklı bir sütlü içerisinde olmamasını, Türkiye'nin dış politikası için önlemle
gerektiğini, bilincini hatırlatmak isterim. Çok teşekkür ederim Gökalp Beyciğim. Çok sağ olun söz verdiğiniz için. Muzaffer abim size de sonsuz teşekkürler. Bize çok geniş ve kapsamlı anlatıp bu konuyu hissettirdiğiniz için efendim. Sağ olun. Hocam ben teşekkür ediyorum. Tabii süre kısıtlaması olduğu için bir sınır koymamız lazımdı sohbetimize. Yoksa o Trianon travması safhası, efendime söyleyeyim ondan sonraki safha, tabii Paris Kongresi safhası, Macar heyetinin neler çektiği, nasıl muamele gördüğü konularını kitabımızda çok detaylı var. Ama burada tabii anlatma fırsatımız olmadı ama şu net, çok büyük acılar çekmiş Macar kardeşlerimiz ve şu anda ses veriyorlar. Sizin de buyurduğunuz gibi bu sesin ileriki zamanda artma ihtimali de kendini gösteriyor çünkü tarih de ses veriyor. Evet. Böyle arz ediyorum efendim. Sağ olun efendim. Sayın Orhan Hocam çok teşekkür ederiz bu katkılar için. Ben de hepsine kesinlikle katılıyorum. Buradaki tüm katılımcılarımız gibi Macaristan'a daha yakınlaşmamız, daha uluslararası alanda daha iyi ilişkilerimizin olması, kültür alanında, eğitim alanında bu noktadaki çalışmalarımız olması gerektiğini ben de aynı şekilde düşünüyorum. Bugün Rubasam olarak Macaristan konusunda bir giriş yapmış olduk. İnanıyorum ki bundan sonra çeşitli başka akademisyenlerimizle de olsun, başka kişilerle de olsun Macaristan konusunu daha derinden de işlememiz lazım. Ama Muzaffer Şen komutanımız bize bu noktada gerçekten bir kapı araladı tarih olarak. Bu değerlendiren kısa vakitte gerçekten de merak ettiğimiz konuları bizim için bir sonuç gerçekleştirdi. Kendilerine çok teşekkür ederim. Katkılarımız var. Katkıları ve soruları buradan okuyacağım. Katkıları ve soruları olanlar buradan yazabilirler. Nülüfer İnaltong yazmışlar. Nülüfer Hanım belirtmiş. Çok aydınlatıcı bilgiler edindik. Çok teşekkürler diye sormuş. Daha sonra Mehmet Karataş'ın bir sorusu var. Macaristan şu anda kendi sınırları dışında kalan soydaşları ile ilgileniyor mu diye bir soru gelmiş Mehmet Karataş Bey'den. Buyurun Muzaffer Komutanım. Tabii ki ilgileniyor ama biraz önce ifade ettiğimiz gibi şimdi artık tabii Avrupa Birliği konusu var, Avrupa Birliği faktörü var. Artık hem Macaristan hem de bütün komşular Avrupa Birliği ülkesi. Dolayısıyla zaten bir takım sorunlar artık kendiliğinden çözülmüşe de çözülüyor gibi ama benim görev yaptığım süre içerisinde dahi ki 9-10 yıl öncesinden bahsediyorum. Slovakya'da mesela Macar dilinin zaman zaman yasaklandığını, okullarda baskılar olduğunu, keza Transilvanya'da işte Erdel'de benzer sıkıntıların olduğunu, Sırbistan'da benzer sıkıntılar olduğunu biliyorum. Net biliyorum. Dediğim gibi çok bunları sıkı takip eden bir yapıdaydık. Elbette Macaristan da bunlarla bir şekilde çözüm arayacak gayretleri, faaliyetleri oluyordu ama tabii ki bir noktaya kadar, biraz önce dedim ya, tarihte zayıflık cezalandırılan bir suçtur. Yani dolayısıyla oradaki soydaşlarının tüm sorunlarını ya da sorunların çoğunu çözebilecek bir irade, bir konum da olmadığını maalesef biliyorum. Ama sürekli bunun arayışı, gayreti içerisinde olduklarını da ayrıca biliyorum. Evet, teşekkür ederiz. Hasan Hasanoğlu yazmışlar. Sayın Muzaffer Şen hocama, komutanıma çok teşekkür ediyorum. Son haritada gördüğüme göre Türklere düşman olmakla birlikte dediğiniz gibi en yakın dostlarımız olabilir. Macarlar harici tüm ırklar ülkeyi paylaşmış. Şahsen benim yakın bir arkadaşım var. Kendini Türk diye belirtiyor. Teşekkürler diye bir katkıda bulunmuş. Ya gerçekten ben de merak ediyorum. Yani siz orada tabii bürokrasiyle veya devlet görevlileri de oldunuz. Ya Türkiye ile ilgileri var. Macar halkının, yani Macar halkı dediğimiz kesimin Türkiye bakış açısı bu noktada, Türklere bakış açısı veya tarihi kökleri, yani bir Orta Asya'dan köklerin olması bakımıyla Türklere bakış açısı tamamen şu anki hisleri neydi sizin yaptığınız görevde karşılaştığınız? Ben tabii şöyle ifade edeyim bunu. Ben Macaristan'a indiğim andan itibaren kendimi hiçbir şekilde yabancı bir ülkede hissetmedim. Enteresan bir şekilde, inanın. Özellikle Budapeşte'nin dışına çıktığım zaman bir Orta Anadolu, bir Ege, bir Trakya kasabalarında geziyormuşum atmosferinde, havasında hep oldum. Zaten bizim Türk olduğumuzu duyan Török derler bize, Török. Török Orsak Türkiye. Török olduğumuzu duyan herkes gelir,
bize özel itina gösterir. Ben şunu düşündüm. Şimdi tabii hani Nazım Hikmet'in Kurtuluş Savaş Destanı bir şiiri vardır. Anadolu köylüsünü anlatır orada. Topraktan öğrenip kitapsız bilendir der. Anadolu köylüsünü tarif ederken. Yani ferasetlidir, derindir. Okumasa yazmasa bile o tarihin verdiği, ona bir cetlerinin verdiği, kanının verdiği bir asalet vardır, bir feraset vardır. İnanın bunu şey için söylemiyorum. Yani herhangi bir yer birilerine sempati olsun diye söylemiyorum ama benim Anadolu'da, Anadolu insanında gördüğüm ferasetle Macar insanında gördüğüm feraset neredeyse benzerdi. Hemen hemen aynıydı. Zaten şimdi hani konferansımızın konusu Orta Avrupa'nın ortasında bir Türk devleti, yani işte Avrupa'da Türk devleti derken ben biraz acaba çok git falan diye düşünmüştüm başlangıçta. Ancak tabii tarihine baktığınız zaman belki dil olarak tamam Türk değil ama yaşayış olarak, kültür olarak çok büyük oranda Türkleşmiş bir unsurla karşı karşıyayız. Dolayısıyla biraz önce de dediğim gibi Anadolu halkı neyse inanın öyle Macar halkı da benzer şekilde. Ben bunu samimiyetle tespit ettiğimi ve iki sene orada görev yaptığım süre içerisinde aynı havayı teneffüs ettiğimi çok rahatlıkla söyleyebilirim, ifade edebilirim. Evet. Çok teşekkür ederiz. Hatta sözünüzü kestim yine. Mesela Ziget Verda bir tarihi başkonsolosumuz vardı. Sabat Batyan'da bir belediye başkanlarımız. Ya bunlar inanın bir Anadolu terbiyesi almış gibi bizi ziyarete gelirler. Biz onları ziyarete gideriz. Dolayısıyla Macar halkıyla Türk halkının birçok noktada buluştuklarını, birçok noktada benzer yapıya sahip olduklarını söyleyebiliriz. Hatta çok kısa, belki lafı uzatacağım ama Bela Bartok'u duymuşuzdur hepimiz. Bartok Bela, Macar ve Türk müziği konusunda, benzerliği konusunda araştırmalar yapmıştır. Çukurova bölgesinde, Yörüklerin arasında uzun süre kalmıştır. Ve inanın öyle tespitlerde bulunmuştur ki, bir hem Yörüklerin, Toroslar'daki bir çobanla, bir Macar çobanın benzer ezgileri, birinin kavalla, birinin başka bir enstrümanla, benzer hemen hemen neredeyse aynı ezgileri çaldığını tespit etmiştir. Dolayısıyla bu şekilde birbirlerine bağlı, bu şekilde gönülden bağlı bir irtibat olan iki toplum, Türkler ve Macarlar. Çok güzel gerçekten. Bu yaşamış olduklarınız, hissetmiş olduklarınız. Biz de bunların için meraktayız muhakkak. Evet, şimdi bir sorumuz var. Hasan Hasanoğlu Bey'e katkıları için ayrıca teşekkür ediyorum. Neval Konuk hocamız bir soru sormuş. Gerçekten de bizim de merak ettiğimiz, henüz benim gidemediğim, çok katılmak istediğim bir konuyla alakalı bir soru sormuş. Neval Konuk hocam, herkese öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Macaristan tarafından düzenlenen Turan toplantılarına 5 sene önce katılan bir akademisyen olarak bir sorum var. Türkiye'nin bu toprak toplantılara resmi katılımı o sene üzülerek gördüm ki yoktu. Son yıllarda bu toplantılarda temsiliyet düzeyimiz nedir Türkiye olarak? Ayrıca gene belirtmiş, ben o toplantılarda Macaristan Cumhurbaşkanı'nın da katıldığını bu noktada gördüm diye sormuş. Türkiye'nin bu toplantılara katılım durumu nedir son yıllarda Sayın Komutanım? Hemen tabii başlamışta belki katılımlar biraz zayıftı ya da tanıtımdan kaynaklı bir takım sıkıntılar yaşanmış olabilirdi. Ancak ben çok net olarak biliyorum 2018-2019 yılda yapılan toplantılara iki yılda yapılamadı pandemi nedeniyle. Başta bu defa işte Türk Büyükelçisi olmak üzere oradaki Türk dernekleri, Türk Macar Dostluk Dernekleri, Türk iş adamları, Türk sanayicilerinin çok geniş bir katılımla katıldıklarını biliyorum. Büyükelçimiz başta olmak üzere. Ki Macar Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nın mesajları, hatta katılımları, maddi desteklerinin olduğunu biliyorum. Zaten yaklaşık 30'a yakın Türk devlet ve topluluklarının unsurları burada katılıyor. Bir şenlik havasında, bir panayır havasında ve tamamen o Orta Asya'daki Turani ırkların, Orta Asya'daki kültürlerinin ya da
kardeşliklerinin, birlikteliklerinin yaşamasının bir hatırası, anısı olarak görülen, çok da kıymet verilen, değer verilen bir etkinlik ve son yıllardaki katılımın da büyükelçi seviyesinde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani gerçekten Türk dünyasındaki, Orta Asya'daki Türk cumhuriyetlerinin bu noktada toplantıya katıldığını biz de takip ediyoruz en azından sosyal medyadan. Yani devlet çok büyük oranda bu organizasyona çok destek oluyor. Yani kültürlerini, tarihlerini yaşaması bakımından. Bu noktada bunun bir birleştirici unsurun tam Macaristan'da yapılıyor olması çok önemli. Yani Azerbaycan geliyor, Kazakistan katılıyor veya değişik yerlerden katılımlar var gerçekten. Ve bunu son zamanda şunu da gördük. Macaristan'da düzenlenen Turan Kurultayı'nın küçükleri veya benzerleri de artık mesela Türkiye'de yapıldı bir iki defa. Spor organizasyonları veya değişik törenler haricinde. Azerbaycan'da yaylak şenlikleri diye bir organizasyon düzenlenmeye başlandı. Şimdi yine Türk dünyasından çeşitli organizasyonlar buraya geliyor. Macaristan'ın buna öncülük etmesi ve Macaristan'da bunun gerçekleşiyor olması ve ama Macaristan'da gördüğümüz kadar profesyonel bir yapıda değil diğerleri tabii ki ama Macaristan'da bu nokta çok önemli. Türkiye'den katılan dernekleri ben de biliyorum bu noktada komutanım. İnşallah bize de gitmek nasip olur. Yani Rumeli Camiası'nda orada temsil edebiliriz. Hep beraber oraya gidebiliriz. Bu noktada da çok bunu da özlemle... Rahatlıkla rehberlik yaparım size. Çok tabii çok güzel. Kurultay'ın çıkışıyla ilgili küçücük bir not paylaşmak isterim müsaade buyurursanız. Tabii ki. Yine tümü Macarlar kendilerini hem en rahat ettikleri zamanlarda ya da en sıkıntılı oldukları zamanlarda hep köklerine dönmüşlerdir ya da köklerine dönmek istemişlerdir. Yine bu da 2000'li yılların başında işte bir antropologun Kazakistan'da yaptığı bir inceleme araştırma sırasında orada bir Magyar diye bir kabileye rastlıyor Kazakistan'da. Ve tabii antropolog oradaki insanların DNA yapısıyla ülkesindeki Macarların DNA yapısındaki benzerlikleri fark ediyor. Yani ondan sonra işte ilk Turan Kurultayı zaten orada Kazakistan'da yapılıyor. Ondan sonra artık Macaristan'a işte o antropoloğun öncüsü sayesinde Macaristan'a alınıyor. Macaristan'da yapılıyor. Yine tabii biraz önce haritalarda hatırlarsanız Magna Hungaria dedik. Hani Ural Dağları'nın hemen batısında Volga Nehri'nin dirsek yaptığı bölgede bir bölge vardı. Oraya Magna Hungaria denilmesinin sebebi de şu. Yine Macaristan artık krallığı oluşturup kendini bir güç hissettiği zaman hemen köklerini aramaya çıkıyorlar ve onlarca seyyah veya işte kaşif Orta Asya'ya doğru gidiyorlar ve Ural Dağları'nın batısında Volga Nehri'nin kıyısında Macarca konuşan unsurlar buluyorlar. Ve diyorlar ki herhalde bizim yurdumuz, ata yurdumuz, Magna Hungaria'mız burasıdır. Onun hikayesi de bu. Bunu da ifade etmek istedim. Evet, çok güzel. Mehmet Karataş Bey sormuş. Dil konusunda Türkiye ile Türkçe ile Macarca ne kadar ortak demiş bu noktada. Evet. Şimdi yani yapı bakımından hiç ortak değil. Öncelikle bunu söyleyeyim. Yani Fin-Ugor dil ailesine mensup. Bizimki Ural Altay dil ailesine mensup. 44 çok şunu da belirtmek isterim. Dil tamamen yapı olarak farklı olmasına rağmen 12. yüzyıl, 13. yüzyıla kadar ve Göktürk alfabesini kullanmışlar Macarlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani kendi dillerini Göktürk alfabesiyle yazmışlar. Ama Macarca'nın içerisinde 1500'e yakın Türkçe kelime var. Yani bu olmaması zaten mümkün değil. Zaten hani siz Türksünüz dediğimiz zaman yani böyle o zaman diyorlar bizim dilimiz farklı. Yani biz en büyük şeyleri bu farklı düşünenlerin en büyük argümanları bu. Dillerimizin ortak olmaması farklı bir dil yapısına ait. Ama içerisinde elbette 1500'e yakın ortak kelimeler var. Çok güzel. Mehmet Karataş Bey çalışmanızda başarılar diliyorum. Komutanına verdiği bilgiler için çok teşekkür ederim demiş. Fason Öşmen Başkanımız teşekkürler diye ifade etmiş. Çok aydınlatıcı bilgiler edindik diye bir katkıda bulunmuş. Neval Hocanımız yazmış. Türkiye'den bir folklor dans ekibi yoktu. Dernekler vardı ama sahada gösterilen hiçbir Türk gösteri grupları yoktu diye katkıda bulunmuş. Belki bu bizim biraz eksikliğimizdir. Uluslararası faaliyetlerde katılabileceğimiz
bu düzeyde gösteri sunabilecek bir ekibimizin olmaması bir eksiklik olarak görüyorum. Ama son yıllarda katılımların olduğunu siz söylediniz. Evet. İnşallah bundan sonraki süreçlerde... Türkiye'de de bazı dernekler var, şirketler var. Özel olarak turlar düzenliyor bunlara, biliyorum. Yani son yıllarda çok daha aktif katılımın ya da katılım arayışının olduğunu takip ediyorum, biliyorum. Evet. İnşallah bizden de böyle tarihimizi anlatan, bizi anlatan böyle güzel ekiplerin veya işte tarihi orada kendimizi temsil edecek grupların da olmasını muhakkak dileriz. Bu bizi gururlandıracaktır muhakkak. Yani Azerbaycan, Kazakistan çok iyi katılıyor. Türkiye'de inşallah o noktada katılıyor. Evet. Sayın Hocam, katkılarımız bu kadardı. Teşekkürlerimiz bu kadardı. Gerçekten çok verimli bir toplantı oldu. Şimdi kapanış konuşmalarını yapmak üzere Urbaslan Rumeli Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekili Süheyl Çobanoğlu Başkanıma ben sözümüzü bırakıyorum. Buyurun Süheyl Başkanım. Ses açma isteği yolladım Süheyl Başkanım. Açın sesinizi. Tamam. Evet, oldu değil mi ses geliyor? Evet, geliyor. Ben boşa konuştum. Bu akşam bizleri Macaristan konusunda derin bilgisiyle aydınlatan değerli kardeşimiz emekli kurmay albay Doktor Muzaffer Şen kardeşimize hasreten teşekkürlerimi emekten sunuyorum. Ayrıca programa emek ve katkı sunan sevgili kardeşimiz Gökalp Küçük, afişlerimizi hazırlayan Murat Derin olmak üzere katılım ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim. Orta Avrupa'da Karpatlar'da kurulu olan ve denize kıyısı olmayan Macaristan, atalarının büyük çoğunluğunun Ural, Altay, Hun kavimlerinden geldiğini dünya kamuoyuna yansıtmaya başladığı bu süreçte sonradan peçenek ve kumanlarla da karışmış olmakla bir Türk devleti kimliğine yavaş yavaş dönüşmekte. O arkadaşımız çok güzel ifade etti bazı şeyleri. Bizim Türkiye olarak eksiğimiz var. Bakın, hem katılım, oradaki yapılan Turan Kurultayı'na katılımda, hem de bugüne kadar yeterince diyalog ve ilişkiyi geliştirememiş olmamızda Orhan Derman hocamın ifade ettiği gibi eksiğimiz var. Biz maalesef hele şu son dönemde bir din kardeşliği kisvesi altında Araplara karşı, Filistinlilere karşı daha bir sevdalı bir tutum izliyoruz. Ama görüyoruz ki bizim hiçbir milli davamızda Müslüman olmalarına rağmen hiçbir Arap ülkesinin en ufak bir sempatisi, desteği ve katkısı olmadı. Kıbrıs'ta savaştık, Yunanlarla beraber oldular. Kaddafi hariç, rahmetli, o hariç. Bugün içimizde bir PKK sorunu, terör sorunu yaşadık. Bu adamlar o ülkelerden beslenip Türkiye'ye geldiler, destek gördüler. Ermeni mevzu oldu aleyhimizde, yine Arapların maalesef Ermenilerden yana tavırlarına tanık olduk. Doğu Akdeniz'de yaşadığımız sorun var. Bugün maalesef yine Arap ülkeleri Yunanlarla, Kıbrıslarla ve Hristiyan Batı dünyasıyla birlikte hareket ediyor. Yine benzer şekilde her sorunumuzda din faktörü bizim için çözümleyici bir faktör olmadığını görüyoruz. Herkesin de görmesi için buradan çağrıda bulunuyor. Aynı sorun Macaristan için yaşanıyor. Avrupa'nın ortasında Avrupalı bir devlet, Hristiyan, bin yıldır Hristiyan, ama buna rağmen Avrupalılar ülkelerini paramparça etmiş, nüfusunun 1/5'ünü, ülkesinin 1/3'ünden fazlasını ellerinden almış, tarumar etmişler. O halde bugün konu olan Macaristan'la bizim milliyet bazında, yani Türklük kökeni bazında dostluk ilişkilerimizi, orada hocamız da belirtip geliştirmek, bunu Avrupa'yla bizim aramızda
iyi bir diyaloğun dediğim bir vasıtası olacağını öngörmek lazım. İlişkileri bu yönden desteklemek lazım. Bizler de sivil toplum örgütleri olarak buna katkıda bulunmalıyız. Ben bu nedenle Orhan Derman hocama da çok teşekkür ediyorum. Çünkü Muzaffer Şen albayımız da bizi tanışmamıza vesile olan kendisidir. Ayrıca da bu konuda Muzaffer albayının yazdığı çok güzel bir kitap var. Şöyle tam oluyor mu bilmiyorum. Ekrana yansıttım herhalde. Bu kitabını da herkese Macaristan Yurt Tutuş'tan Trianon'a Macaristan isimli çok güzel bir kitap var. Detaylı bu anlattıklarını çok kapsamlı bir şekilde ifade etmiş. Herkese temin edip okumasını tavsiye ederim. Dolayısıyla sonuç olarak şuraya geleceğim. Biz Rubasam tabii bir düşünce kuruluşu. Henüz daha küçük, öyle çok büyük çaplı bir yapımız yok. Ama bir fıkra anlatacağım. Oradan kıssadan hisse alınsın. Elektriğin kışlalara yeni yeni girdiği eski yıllarda, 30'lu 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda belki çok cereyan çarpılması nedeniyle kazalar oluyor, ölümler oluyormuş. Komutanlar da bu kazalara hassasiyet gösterip bütün denetlemelerde elektrikle ilgili sorular soruyor. Yani önemini hissetsin, herkes öğrensin diye. Bir kışlaya geldiğinde soruyor komutan, oğlum elektrik nedir? Bizim bir neferimiz gariban Mehmetçik, uyanık, zeki bir Anadolu çocuğu, diyor ki komutanım ne ediyor belirsiz, ettiğinden belirli. Valla bu tarif bugün de geçerli yani. Ben de onu kullanıyorum hep. Şimdi elektrik hakikaten ne ediyor belirsiz, görülmez, tutulmaz, koklanmaz. Ama ettiğinden adamı çarpar, makinaları çalıştırır, trenleri yürütür, ne bileyim bugün otomobilleri yürütüyor, evleri aydınlatıyor, her şey yapılıyor. Şimdi Rubasam hani o kadar iddialı değiliz ama bu kapsamda henüz daha küçük, neydi belirsiz ama ettiğinden belirli. Yaptığımız faaliyetlerle çok şükür iyi bir ivme kazandık. Kamuoyuna da bunları yansıtmaya çalıştık ve çalışıyoruz. Sizler gibi değerli hocalarımızın, arkadaşlarımızın, komutanlarımızın, değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla biz bu hizmeti gelecek kuşaklara doğru aktarmak üzere bir gayret içerisindeyiz. Bu akşam bizlere katkılarınız nedeniyle tekrar teşekkür ediyorum. Katılımcı olan arkadaşlara zamanlarını ayırıp bizleri izledikleri için de ayrıca saygılarımı iletiyorum. Sayın Bakanıma da hürmetler ederim, bizi hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Sayın Orhan Hocam ve değerli arkadaşlarıma sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de tekrar teşekkür ediyorum bana bu fırsatı verdiğiniz için. Başta Söğüt Albay'ın komutanım olmak üzere tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. İyi akşamlar, iyi geceler diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sayın komutanımıza güzel konuşmanız için çok teşekkür ederim. Son sözü selamlamasını gerçi yaptı ama gene de Muzaffer Şen hocamıza bir son söz vermek istiyorum. Bugünkü programımızla da alakalı olmak üzere. Efendim biraz önce arz ettim. Hem Orhan hocam hem de Söğüt Albay'ım bahsettiler. Ben de sunumumun son kısmında tabii bir nebze söyledim. İnsanlar ses veriyor, tarih ses veriyor. Bu sesler muhtemelen artacak, artarak devam edecek. Ama o sesler arttığında bizlerin de bir şeyler yapıyor olmamız lazım. Bazı stratejiler, bazı çalışmalar, bazı aktiviteler yapmamız lazım. Bu bilince gelmemiz lazım. Bu bilinçte olmamız lazım olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla bu sese kulak veren, bu sesin arka planını anlamaya çalışan Rubasam ve onun değerli yöneticilerine ve katılımcılara tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Her zaman kapımız, gönlümüz, telefonumuz açıktır. Evet. Çok teşekkür ederiz. Bugün çok güzel bir sunumla, konuyla karşınızdaydık. Çok değerli Orhan hocamız, Sayın Bakanımız, Başkanımız çok güzel katkılar ve özetler
burada sundular. Muzaffer hocamızın gerçekten sunumu çok dolu doluydu. Bu noktada Macaristan konusunda böyle bir giriş yapmış olduk. Bu konuyu kesinlikle es geçmedik. Ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ilgilenmemiz gerektiğini, daha da üstüne ne kadar gitmemiz gerektiğini burada bunun bilincine varmış olduk. Rubasam da bu yolda bu çalışmalara devam ediyor. Yapacak muhakkak, devam ettirecektir. Ben Muzaffer Şen Komutanımızın da Macaristan konusunda ki akademik başarılarını, akademik çalışmalarında başarılar diliyorum. Daha da nice güzel başarılar elde etmelerini biz canı gönülden diliyoruz ki bu konuda bir Macaristan'la hem köprü hem de Türkiye'de de Macar konusu dolayısıyla anlatılmış olsun. Biz maalesef Macar konusunda biraz, Macaristan konusunda biraz uzağız bu noktada. Ama Turan Kurultay'ın bu noktada büyük bir reklamı oldu. Bari bu şekilde biraz Türkiye'nin Macaristan'a bir yakınlığı gerçekleşmiş oldu. Böyle yani sadece Turan Kurultay'la değil, nice büyük eğitimlerle, fikirlerle, düşüncelerle Macaristan'a yakın olmamız lazım ama Turan Kurultay da bu noktada bir katkı yapmış olabilir. Bu da güzel bir vesile olduğunu düşünüyorum. Sayın katılımcılarımız, sayın dinleyicilerimiz, bu akşam bizlerle birlikte olduğunuz için, bugün bizlerle birlikte olduğunuz için, Rubasam'daki bu eğitimlerimizi, bu birlikteliğimizi hiç bırakmadığınız için bütün ben buradaki katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum. Konularımız devam edecek. Tasarladığımız yeni programlar var. Süreyya Çobanoğlu Başkanımız bunları duyuracaktır muhakkak. Yaz döneminde bir noktada birazcık azalttık. Pandemi sürecinin sonrasında bir noktada birazcık azaltmış olduk. Ama yine de sizlerden ayrılamadığımız için bu noktada bir arada olmamız ve çalışmamız gerektiği için muhakkak konular üzerine bu noktada da çalışmalarımız devam edecek. Ben tüm katılımcılarımıza, konuşmacılarımıza, Muzaffer Şen Komutanımıza bu akşamki programda teşekkür eder. Hepinize iyi akşamlar dilerim Rubasam olarak. Nice programlarımızda, nice faaliyetlerimizde bir arada olmayı diliyorum. Herkese iyi akşamlar, sevgiler, saygılar. Teşekkürler, iyi akşamlar. İyi akşamlar.